Profesör Doktor Yunus Emre Gündüz yine teknoloji üzerine bir konuşma yapacak. Böyle ardarda arda yapınca da sanki böyle işin uzmanıymış gibi oldum. Bunlar sadece serbest düşünceler diyelim. Yani birlikte oturalım, teknoloji tartışalım, ileride felsefe tartışacağız, sanat tartışacağız. Bu seferki konu da şu, teknolojinin sadakati değiştirmesi. Teknolojiden ziyade sosyal ağlarım mı desem? Hatta daha doğru bir şekilde iletişim teknolojisinin sadakati bitirmesi diyelim. Şimdilerde biliyorsunuz özellikle belli bir yaşı geçtiyseniz artık insanlarla bol bol ilişkilerde bulunuyorsanız sevgilileriniz oluyorsa arkadaşlarınız oluyorsa bunların çok değişken olduğunu görebiliyorsunuzdur. İlişkilere bakış açısı da çok değişkenleşti. Mesela fuck body diye bir kavram yaygınlaştı artık Türkiye'de. Özellikle belli bir yaş üzerinde birçok kişinin artık fuck body'si var. Erkeklerin hepsinin var. Erkekleri biliyorsunuz, dizi biliyorsunuz ve hepimizin fuck body'si vardır kesin. Aynen var hepimizin. <laughs> <laughs> Çünkü biz bir seks maşiniz. Biz Rocco'yuz Rocco. Kadınların da artık rahatça söyleyebildikleri böyle birkaç tane fuck body'si olabiliyor. Bunun yanında artık sevgili denilmiyor. Flört diye bir kavram çıktı. Daha doğrusu eski flörtün sözlük anlamı değişti biraz da. Eskiden sevgiliyken yapılabilecekler. Şimdi flört adı altında yapılıyor. Sadakat olmuyor beraberinde. Yani hesap sormuyorsun karşı tarafa. O da sana soramıyor. Sorarsa bitiriyorsun flörtü. Sonuçta sevgilinden ayrılmıyorsun. Flörtünle mu apetini kesiyorsun. Bunun yanında insanların skorları arttı kadınlar çok skora takılmaz da erkekler biraz daha skorcudur. Şimdilerde mesela 5 tane kadın skorun olsun hiçbir şey ifade etmez. Böyle 50'yi geçmen gerekiyor ki artık göğsünü kabara kabara ben artık böyle alferkeyim diyebilesin. Çevremden biliyorum ki sanat çevresi hani skoru 500'ün üzerinde olan kişiler var. Oğlum o da domuzluk gibi ya. Rocco bile yapmıyordur oğlum. Bu Johnny Sins'in bu kadar yoktur ya. Abartanı da vardır tabii ki ama bazılarına gözlerimle de şahit oluyorum. Her gösteriden eli boş dönmeyen arkadaşlarım var. Yılda kaç gösteri yapıyor kim bilir. <laughs> Allah belanı versin lan senin. Pü, Allah belanı. Neyse sinirlenmeyeceğim buna. Ama bir yandan da şu oldu. Artık insanlar birbirine çok daha rahat aldatabilir hale geldi. Eskiden senin bir kadınla bir erkekle iletişimin senin mevcut çevren kadar geçerliydi. İşte mahallen kadar, iş yerin kadar, okul çevren kadardı. Şimdilerde artık elimize bu Facebook geldi, Twitter geldi, Instagram geldi. Connected gibi böyle çok daha değişik teknolojiler geldi. Artık oturduğun yerden, ülkenin her yerinden, bulunduğun şehrin her semtinden, dünyanın öbür ucundan istersen git Brezilya'dan birini tavla. Tavlayabilir misin? Evet. E şimdi böyle bir rahatlık gelince insanların da artık şöyle bir şey oldu. Eskiden seçeneksizlikten ve yakalanmamaktan insanlar biraz da korkardı. Aldatmaktan. Mesela diyelim ki evlisin. Mahallende biriyle takılacaksın. Bütün mahalle görür bunu. Sen ne kadar saklamaya çalışsan da sakla yani. O her türlü görünür. Bir ki artık telefonda her şey bilgisayarda her şey kimse görmemeye başladı konuştuklarını seninle onun arasında özel olmaya başladı ayrıyeten bir de mesafeler arttığı için sen onun yanına gidip aldatabiliyorsun ya da kalabalık bir ortamda buluşabiliyorsunuz iki tarafında ortak tanıdıklarının olmadığı farklı noktalarda buluşabiliyorsunuz bu olay bana çok ilginç gelmeye başlıyor Çünkü eskiden aşklara çok farklı anlamlar yüklenirdi daha böyle yüce bir kavram oluşturulurdu şimdilerde ise bence o eski değerini Etti. Hani dolar Türk lirası bazında mı ele alsak bilmiyorum. Eskiden aşk, şimdiki aşkın 6 katı 7 katı daha değerli olabilir herhalde. Çünkü o zamanlar ölene kadar sevmekte. Şimdi hani tek bir terslikte boşarım ben bunu diye bakıyor insanlar. Tek bir terslik olsun. Bir kere dediğimi yerine getirmesin ayrılırım ben bundan diyor. Bunlara ben de dahilim bu arada. Ben de çok çabuk insan eleyen biriyimdir normalde. Ha bir yandan da çokça uzun ilişkilerim de oldu. Bir tane 4 yıllık, bir tane 1.5, bir tane 8 aylık. Gayet de uzun ilişkin insan olmuşum ama bunun yanında çok da kısa ilişkim oldu. Sanırım bu gidişle bu sosyal mecralar daha da ilerleyeceği için yeni yeni de teknolojiler geleceği için bu flörtlük kavramları bile değişecek. Hatta fakbe normal bir kavrama dönüşebilir. Belki de evliliğin de şekli değişebilir. Yani eskiden evlilik kanunlar karşısında götü sağlama almakta biraz da hani bu bana bir götlük yaparsa ben bunu devlet nezdinde yatırıp sevebilirim anlamına geliyordu. Şimdilerde çok farklı. Şimdilerde o kadar da etkisi yok aslında. Zaten insanlar da özellikle Avrupa'dakiler mesela o kadar da evliliğe sıcak gözle bakmıyorlar. Daha çok birlikte yaşayalım sonra sıkılınca ayrılırız kafasıyla bakıyorlar. Bu konularda şunu özellikle takip ediyorum. Bakalım bundan 50 yıl sonra eğer yaşarsam ya da 30 yıl sonra ilişkiler nasıl bir boyut kazanacak? Aldatma kavramı nasıl bir hale gelecek? Çünkü aldatma kavramı da çok ilginç bir durum. Ve sanırım ben bu konu üzerine bir saat konuşabilirmişim onu fark ettim. Ama ben 5 dakikayla sabit tutayım. Malum yetiştirmem gereken de bir animasyon var. Siz sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yazabilirsiniz. Okuyorum bütün yorumları. Zaten 5 tane 10 tane geliyor. Hadi kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.